Canım istemem derse burada anlatmak istediklerim bunlar. Capture Compare Password Modulation modülünün mikroçip üzerinde, mikrodentecler üzerinde kullanımı, Password Modulation kavramı ve bununla birlikte step motorlar, DC motorlar, fırçalı fırçası, servo motorlar. Bu üç değişik modda çalışır. Bunlardan iki tane bulunabilir. Bazı mikrodentecilerde fazla bulunur. Her biri için 16 bitlik kendine ait kaydedicisi vardır. Yakalama modunda, karşılaştırma modu ve Password Modulation modunda çalışabilir. Bunlar çalışırken iki tane farklı timer kullanır. Üçüncü modda çalışırken timer 2, diğer ikisinde timer 1 kullanır. Kendi kataloğunda belirtilen çizime baktığımız zaman bu şekilde üç farklı kullanım şeklini tarif etmektedir. Birinci yakalama modunda, yakalama modunda 16 bitlik kaydedici ile binden gelen saat işareti değerlendiriliyor ve sonuç kesmeyle algılanıyor. Bakınız burada dışarıdan gelen pin giriş olarak algılanıyor. Bir ön bölüm işlemiyle doğrudan alınabildiği gibi 4'te 1, 16'da 1 de alınabiliyor. Kenar tespiti yapılıyor. Kenar tespiti yükselen kenar ve alçalan kenar olabiliyor. Ve bununla birlikte elde edilen sonuçta eğer yakalama istediğimiz değer olduğunda o sayıcı değeri yakalanarak kendi register üzerinde tutuluyor. Dolayısıyla dışarıdan gelen o pin girişine bağlı olarak timer'ın değeri yakalanmış oluyor. Sayıcı gibi bir dışarıdan gelen girişin değerine bağlı olarak kaç saydığını timer'dan alıyoruz. Karşılaştırma işleminde timer kaydedicisi ile sürekli karşılaştırma yapılıyor ve eşleştiği zaman kesme tetikleniyor. Bunun için de ortadaki çizime bakarsak, ortadaki çizim itibariyle komparatör denilen parça her ikisini birbiriyle karşılaştırıyor. Eşleşme durumunda dışarıya bir register üzerinden çıkışa logic değer aktarılıyor. Aynı zamanda içeride de bir tetikleyici fonksiyonu çalıştırılıyor. Üçüncü olarak bakıldığı zaman PWM modülü. PWM modülünde de üst çıkış ucunda istenilen bir dolulukta bir sinyal işaret üretiliyor. Bu işaretin üretilmesi için gerekli olan doluluk oranı duty cycle register olarak CCP low 8 bit kullanıldığı gibi ilave olarak configuration register'daki 2 bit 5. ve 4. bitlerde kullanılıyor. Bu iki değer birleştiğinde 10 bitlik bir sayı değer elde ediliyor. 10 bitlik sayı değerinin düşük seviyeli bit değerleri register üzerinde, configuration register üzerinde, geriye kalan 8 bit değeri de low register üzerinde. Dolayısıyla bunun ifadesini verirken dikkatli olmamız gerekiyor. Sonrasında bu veri değer high register'a aktarılıp aynı zamanda timer'la karşılaştırılıyor. Timer'la karşılaştırıldığı gibi diğer taraftan da timer 2'nin bir karşılaştırması da PR2 ile yapılıyor. Buna bağlı olarak, bu ikisi değerlere bağlı olarak logic 1 ve logic 0 oranları bir periyod içinde değişkenlik gösterebiliyor. Buna doluluk oranı diyoruz. PWM mikrodenetleyicilerle ve çeşitli amaçlarla kullanılabilir. DC motorlarda hız kontrolü, ledlerin parlaklığının değiştirilmesi gibi uygulamalar kullanılabilir. Elektrik ve elektronikte birçok alanda farklı amaçlar için kullanılabilir. Telekomünikasyonda, güçte, voltaj düzenleyicilerde, ses üreticilerde, yükselticilerde vesaire kullanılabilir. PWM tekniğinin mantığı, mikrodenetleyicinin pininden 5 voltluk çıkışı sürekli değil, belirli periyotlarla almaktır. Tekrarlayarak almaktır tabii ki. Örnekleme ve darbe modülasyonlarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. İşte adlandırılması zaman bölmeli çoğalama, örnekleme teoremi, frekans bölmeli çoğalama, darbe modülasyonu değişik değişik isimlerle yöntemler tarif ediliyor. Bu yönteme bazen darbe süresi modülasyonu da deniliyor ya da darbe uzunluğu modülasyonu da deniliyor. Bizim PWM özellikle PDM ya da PLM diye de adlandırılabiliyor. Ötekilerse PPM, PCM, onlar da farklı yöntemler. Bu yöntem darbe genişliğini bilgi işaretinin genliğiyle orantılıyor. Bir saniye boyunca 5 volt, bir saniye boyunca 0 volt aldığımızı düşünsek, bu böyle devam etse bu sinyalin ortalama voltajı 2,5 volt olur. Frekansı ise periyottan dolayı 0,5 Hz olur.
Peki bunu 0.5 saniye 5 volt, 1.5 saniye 0 volt yapsak frekansı yine 0.5 Hz olacaktır. Ama çıkış gerilemenin ortalaması 1.25 volt olacaktır. Frekansı sabit tutarak sinyalin 5 volt değerinden kalma süresini değiştirerek çıkıştaki ortalama voltajın değişmesine darbe genişlik modülasyonu diyoruz. PWM'in açıklaması. Sinyalin 5 volt seviyede kaldığı süreye çevrim süresine görev cycle, duty cycle, doluluk oranı diyoruz. PWM ile ilgili şu çizime baktığınız zaman hiç %0 duty cycle'da verildiği zaman analog write denilebilir. Çeşitli diğer mesela Arduino'larda analog write dediğimizde bunun duty cycle 0 olacaktır. Öte taraftan %25 duty cycle, %50 duty cycle, %75 ve %100 duty cycle. Periyot oradaki yeşil çizgilerle ifade edilmiş süre zarfında sürekli 5 voltsa %100. Bu alttaki şekle bakarsak periyot duty cycle oranı. Periyodu belirtebilmek için timer'ımız belli başlangıçlardan başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Timer'ımız PR2 değerine eşit oluncaya kadar bir periyot geçiyor. Bu periyot içinde çıkışa logic 1'i verdiğimiz süre timer 2'nin değerinin duty cycle değerinden küçük veya eşit olması süresince logic 1 veriyoruz. Ne zaman ki duty cycle'a eşit olduktan sonra bu logic 0'a çekiliyor. Timer 2 duty cycle değerinden ulaştıktan sonra PR2 değerine varana kadar çıkışımız logic 0'da tutuluyor. PR2 toplam periyodumuzu ifade ediyor. PWM'i kullanabilmek için ya da doğrudan işte CCP modülünü kullanabilmek için çeşitli setup'la verdiğimiz parametreler gözüküyor burada. CCP off, Capture F'ye, Capture R'ye, Capture D4, Capture D16 gözüküyor. Eğer PWM modunda kullanacaksak set PWM duty adında fonksiyonumuz var bizim CCSC'de. Set PWM 1 birinci modül, PWM 2 varsa ikinci modül oluyor. Görev çevrim ayarlama işlemini yaparken şu şekilde setup timer 2 önce ayarlıyoruz. Şuradaki 120 PR2 değeri 4'e çarpılıyor. Bir önceki slide'da anlatmıştım onu detaylı olarak. Peki burayı öteki taraftan bakmanızı tavsiye ederim. Bunu da şurada gösterebilirim hemen dedik. PWM duty cycle hesabına bakacak olursak burada. Şimdi timer 2 sıfırlandıktan sonra duty cycle değerine ulaşıncaya kadar timer 2 logic 1 gidiyor. Daha sonra duty cycle değerine ulaştıktan sonra logic 0'a çekiliyor. Timer PR2 artı 1'e ulaşıncaya kadar logic 0'da tutuluyor. Dolayısıyla periyodumuz burada PR2 artı 1. 0'dan başladığı için. Duty cycle miktarını ayarlayabilmek iki tane. Birisi kendi low register'ı, bir tane de configuration register'ındaki 2 bit. Bu değerler yardımıyla oluyor. Şimdi PWM'in frekansını hesaplayabilmek için normal osilatör frekansımızı 4'e bölüyoruz. Sonra PR2 artı 1'e bölüyoruz. Bir de timer 2'nin prescale değeri varsa ona bölüyoruz. Şurada div by 4 dediği prescaler değeri, 120 dediği bizim PR değeri. Osilatörün frekansı 4 çarpı PR 2 artı 1 çarpı prescaler. Prescaler mesela 4. Şu sayı da 4. PR 2 değeri de 120. 16 çarpı 120'yi kullandığımızda 20 MHz'lik
Osilatör kullandık. Bunu 4'e böldük. Bir daha 4'e böldük. Bir de 120'ye böldük. Öyle olunca kilohertz civarında bir frekans elde ettik. PBM'in frekansını. 120 böyle bölseydik. On kilohertz'lik bir frekansa sahip olmuş oluyor. Öteki taraftaki gösterilen bir ayar verdiğimizde. Bununla birlikte periyodu ne oluyor? 10 kilohertz'i 1'i buna bölmemiz lazım. (9.6 × 10^-5). Bu şekilde saniye. Peki şuradaki PBM frekansı değil, periyodunu hesaplamak istediğimizde normal osilatör frekansını 4'te çarpıyoruz, PR^2+1 ve timer klasik ayarlara çarpıyoruz. Bunlar bizim toplam periyodumuz. Bu periyodun içinde belli bir süre lojik bir vermek istiyoruz. Onu da duty cycle periyoduyla ayarlıyoruz. O da bakınız şurada duty cycle periyodunu ayarlayabilmek için normal duty value değerimiz, osilatör frekansımız ve timer prescaler değerimiz. Bunları kullanıyoruz. Bu kadar süre, TPBM'in o kadarlık süresi logic 1 oluyor. Geriye kalan kısmı da logic 0 olmuş oluyor. PBM duty cycle'ın toplamda periyoda olan oranına bakacak olursak, bu da şu şekilde hesaplanıyor. Duty cycle değerinin bölü 4 × PR^2 değeriyle hesaplanıyor. Şuradaki örnekte bakıldığı zaman 119 verilmiş burası. 120'ye karşılık geliyor bir fazlası. Şurada 30 verilmiş. Bu 30 değeri int8 verildiği için bu 120'ye karşılık geliyor. Ama burayı eğer 30L deseydik o zaman gerçekten 30 olacaktı. Buradaki verdiğimiz 30 düşük değerlikli 2 biti öteki register'da kaydedildiği için 120'ye karşılık gelir. 120'ye karşılık gelmesi demek şu demek. Kısacası 120 %25. 120 bölü 4 × 120. %25 doluluk oranı. Bunu ifade eder. Onun için şuradaki 30 %25 ifade ediyor. Yani şunu açıklamamışız detaylı bir şekilde. Bunun açıklaması öteki tarafta var. Hesaplamalar net olarak öteki tarafta var. Yani buradaki 30'un olmasının sebebi 30 bizim 8 bitlik sayı. Eğer sonuna 30L deseydik bunun, o zaman bu %25 olmazdı. 30 bölü 4 × 120'den çok daha düşük. 4'te 1'i. %25'in 4'te 1'i %6 küsur gibi bir değer olurdu. Peki şimdi motorlara geçersek. Motorlarla ilgili bir tarif yapalım burada. Motorun tam bir turuna devir diyoruz. RPM motorun bir dakikada yaptığı devir sayısını ifade ediyor. Fırçalı, kömürlü motorlar, brushlı motorlar. Motorda bulunan elektromıknatısların kutuplarını değiştirmek için fırça kullanıldığında ifade ediliyor. Oradaki karbon denilen madde ortadaki döner mekanizmanın ters sarımının farklı şekilde kutuplandırılması için temas ediyor. Döndükçe bu farklı şekilde kutuplandırılmış oluyor. Fırçasız motorlardaysa motorda bulunan elektromıknatıslar kutuplarını değiştirmek için
fırça kullanılmıyor. Onun yerine elektronik bir kart, bir devre kullanılıyor ve onun kutuplaması değiştiriliyor. Artı eksi, eksi artı yapılıyor. Kuzey güney değişimi yapılmış oluyor. Redüktör, motorlara bağlanmış olan dişli sistemler oluyor. Redüktörler yardımıyla motorların gücünü artırabiliyoruz. Hızını, dönüş miktarını artırabiliyoruz, azaltabiliyoruz. Bunlarla oynama imkanına kavuşuyoruz. Direkt gücü aktarmıyoruz da redüktördeki dişler yardımıyla dönüştürerek aktarmış oluyoruz gücü ve hızı. Adım motor dediğimiz motor cinsimiz girişlerine uygulanan darbe dizilerine karşılık bir dönme hareketi yapan ve fırçasız olan motorlardır. Doğru akım motorlardır. Bu motorlar üzerinde mıknatıslar hareketli kısımda yer alıyor. Ortadaki gözüken daire bizim mıknatıslar ifade ediyor. Dış bölgede yer alan kutuplar ise tel sarımları ifade ediyor. Hareketli kısım rotor olarak adlandırılır motorda. Sabit kısım da stator olarak adlandırılır. Burada sabit kısım tel sargısı, dönen kısım rotor olup burada mıknatıs içeriyor. Çalışma prensibine baktığımız zaman bir step motor dönüş hareketini yapacağı sırada üzerinde yer alan tel sarımları elektromanyetik alan elde ederek bunun sahip olduğu o gövdedeki mıknatısların ona doğru yönlenmesini sağlıyor. Ve bunu da anahtarlayarak, sırasıyla yaparak bu dönüşü adım 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 hareket ettiriyor. Bunu sırasıyla tekrarlayarak oradaki switch 1, 2, 3, 5 onların her birini teker teker anahtarlayarak bu dönüş miktarını açıyla adımlamış oluyoruz. Elektromanyetik etki olan etki sahibi olan oradaki tel sarımı direkt mıknatısın karşısına rast gelinceye kadar döndürüyor. O döndürme işlemini yaptıktan sonra bir sonraki tel sarımı elektriklendirdiğinde mıknatıs ona doğru yönleniyor, yapışmaya çalışıyor. Adım motorun çeşitleri var. Melezler, sabit mıknatıslar, değişken redüktanslar vesaire. Burada motorların anlatıldığı bir başka dokümanımız daha var. Şuradan devam edeyim, onu daha sonra açayım. Şunları açıkladığımız zaman bu tip motorların yapısı değişken redüktanslarda rotor yumuşak demirden yapılıyor, çıkıntılı oluyor. Rotor ve stator dişlerinin sayısı eşit olmuyor. Şuradan bakalım. Stator parçası ve rotor parçası biraz daha net gözüküyor. Rotor parçasının üstündeki şu çizgi şeyler daire etrafında girer. Bizim mıknatıslar. Bu motorumuz sabit mıknatıslı olanlara ya da değişken reliktanslı olanlara farklı isimler veriliyor. Yani yumuşak demirli, dişli yapıt olanlara variable reluctance. Öbürlerine sabit mıknatıslı. Öbürlerine de hibrit olarak adlandırılmış. Ve step motor türlerine baktığımız zaman step motor türleri unipolar, bipolar ya da bifiler adında tel sarımlarına sahip. Bu tel sarımlarına göre değişkenlik gösteriyor. Stator kısmındaki tel sarımlarına bağlı olarak çeşitli unipolar, bipolar isimleri alabiliyor. Step motorda faz denilen bir kavram var. Buradaki faz kavramı elektromanyetik mıknatısların kaç gruba bölündüğü. Burada bakınız en soldaki iki fazla AB, AB, AB diye gidiyor. Bu AB şu A'nın işte türevi tekrar
Şurada da yine bakıldığı zaman ikinci şekilde ABC'yi görüyorsunuz. ABC 3 dizilmiş. Karşılıklı olarak A'lar birbirine, B'ler karşılıklı birbirine, C'ler karşılıklı birbirine görüyor. Üçüncü şekilde baktığımız zaman 4 fazlasını görüyorsunuz. ABCD, ABCD nasıl dizilmiş? Dikkat edin. Yine şu tarafta ABCD dizilimini görebiliyorsunuz. Bu da E'ye kadar gitmiş. Bu da 5 fazlıymış. Bu üzerindeki elektromanyetik tel sarımlarının kaç grup olduğu, kaç gruba bölündüğü bizim fazımızı ifade ediyor step motoru. Her bir elektromanyetik grup diğeriyle arasında belli bir mesafe bırakarak düzgün bir şekilde dizilmiş oluyor kısacası. Bir step motordaki dönüş işleminin nasıl elde edildiğine baktığımız zaman her bir kutba, oradaki elektromanyetik elektromagnetiz kutbuna belli bir kare dalga veriliyor. Ve bu kare dalgalar rotorun bir müddet dönmesini sağlıyor. Her bir kare dalga belli bir sabit açıyla motoru döndürüyor ve buna adım veriliyor. Öyle ki bunların yerleşimi uygun şekilde tasarlanmış ve sırasıyla verildiği zaman peşi sıra kümülatif olarak dönüş sağlanmış oluyor. Peki bu elektromagnetistler elektriklenmesini nasıl hallediyoruz? Bir devre yardımıyla dışarıdan ya da bir mikro denetleyici yardımıyla halledebiliyoruz. Motorun dönmesi için ilk önce bir güç veriliyor ve buradaki o diş tetikleniyor, etkileniyor. Etkileşim sonucunda tam olarak dönüp elektromagnetistin karşısına konumlanıyor. Bu bir adım olarak adlandırılıyor. Bu işlem tekrarlandığı zaman dönüş işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi bakınız şuradaki S'yi görüyor musunuz? Şuradaki yan taraftaki. Yan taraftaki S tam olarak elektromanyetik mıknatısın karşısına durun konumlanmamış. Biz buraya elektrik verdiğimiz anda bu S'yi kendine doğru çekiyor. S burada yarım durup oraya kendine çekince bir adım tamamlanmış oluyor. Bu arada şu yukarıdaki mıknatıs elektriksiz duruyor, elektriklendirilmiyor ve elektriklendirmediği için S yine buna yarım düzeyde bakıyor. Yani tam bakmadığı için bu sefer yukarıdaki elektromıknatıs çalıştırılıyor ve bu S yarım baktığı o tel sarımına doğru tam konumlanıyor. Dolayısıyla buradaki diş yarım baktığı için o an için konumlanmış oluyor. Şurada şu görüntü S'nin tam bakmadığı ve bakması için elektriklendirdiğini ifade ettik. Unipolar. Unipolar step motorlar iki fazlı. İki tel sarımları var. AB. Ve bunlar karşılıklı olarak konumlanmış. Unipolar step motorlar yine permanent magnet olarak adlandırılıyor ya da bir hibrit olarak adlandırılıyor. Onlara bakarak benzerlik arz ediyor. Buradaki rotor kavramı rotorun 6 tane kutbu var. 3'ü güney, 3'ü kuzey, 3 artı 3 eksi. Dışarıda bakıldığı zaman 2 tane AB var. Çift fazlı, 2 fazlı. İçeride ise 6 tane kutbu var. Unipolar motorlardaki akım yönü her bir tel sarımı için yarısı elektriklendirilecek şekilde ayrı ayrı elektriklendirilecek şekilde yapılmış. Burada akımın akış yönüne bağlı olarak ilgili ositator parçasının sarımı elektromagnetik olarak çalışıyor. Her bir sarımın yarısı elektriklendirilebiliyor. Bundan dolayı hangi yarı parça elektriklendirdiyse ona göre bir kutuplama yapmış oluyor. Ona göre bir dönüş yapmış oluyor. Bakınız şurada 1A, 2A, A var değil mi? Diyelim ki biz buradan 1A'yı ve 2A'yı toprağa bağlayalım. A'dan elektrik verelim. Bu durumda ne olacak? Ya da tam tersi biri dursun, 1A dursun, 2A'yı sadece toprağa bağlayalım. A'dan akmaya başlasın. Buraya pozitife bağlayalım. Burayı pozitife bağladığımız zaman A ile 2A arasındaki kısım kutuplanmış olacak. 2A'yı kapatıp
bir ayı toprağa bağlarsak bu durumda bu taraf. Yani bundan dolayı sadece yarı parçası elektriklendirilebiliyor. Ve dolayısıyla buradaki unipolar motorların üstünde 5 tane ya da 6 tane tel görüyoruz. 5-6 tel görüyorsak unipolar bir step motor. Orta uç güç kaynağının bağlandığı ifade edilmiş. Diğer tarafta alternatif olarak toprağa bağlandığı söylenmiş. Bakın burada. Şimdi unipolar step motor, iki fazlı unipolar step motor için iki türlü sürme yöntemi var. Biri full drive, birisi half drive. Full drive ile half drive ile ilgili aşağıda bilgi verilmiş. Eğer step açısı 90 derece ise full drive'da sadece bir parçası elektriklendiriliyor. Motor 90 derece dönüyor her bir alım için full drive'da ve pulse tekrardan gönderiliyor. Aşağı tarafta şekle bakarsanız, tabloya bakarsanız, o an için bakınız bir A ground'a çekilmiş. Şimdi A ucu ve B ucuna elektrik akımı pozitif uçlar bağlanmış. Buralardan sürekli elektrik akımı bağlanıyor. 1A, 1B, 2A, 2B ise bazı durumlarda ground'a bağlanarak akım akması sağlanıyor. İşte burada birinci durum bu. Sadece 1A'nın elektriğe bağlanmış olması. A ve B uçları 12 volta bağlı. Öyle olunca böyle bir bağlantı şeklinde sadece 1A bölgesi, şuradaki yukarıda gözüken A'nın koyu siyah renkli olan kısmın sadece yarısı. Bakınız burada biraz daha odaklanırsak. Şimdi şuradan zaten 12 volt geliyor. Şu kısmı toprağa bağlamış oluyoruz. 1A. Burası 1A kısmı. Öyle olunca ne oldu? Şurası elektromıknatıs oldu. Bunun tam karşısında değilse öyle olunca ne olacak? Burası çekmesi için S'yi tam şu kısmı çekecek. Burası N oldu. Ve bu S'nin geleceği yer şurası. Hareket etmiş olacak. Bu kadarlık bir hareket etmiş olacak. Sonrasında 2A'yı kutuplandıracağız. 1A'dan sonra 2A'yı kutuplandıracağız. 2A'yı kutuplandırdığımız zaman nasıl bir sonuca gelecek? Şuraya ne yaptık? Dolayısıyla S buraya geldi. Rotor kısmımızın S'si buraya geldi. S buraya gelmiş olunca N de haliyle bu ikinci kısma gelecek rotorun N'si. Karşılık gelecek. Önce şurayı elektriklendirdik ve dolayısıyla S bunun tam karşısına geldi. Şimdi tutuyoruz, biz bu ikinci yarıyı elektriklendiriyoruz. Bu ikinci yarıyı elektriklendirmiş olunca bura neye geliyor? N'ye yiyeceğinden dolayı dolayısıyla biraz daha kayacak. Bu da şu ikinci durum. Sonrasında 1B elektriklendirilecek. 1B denilen kısım burası. Bura elektriklendirdiği için S buna doğru yönlenecek. Sonra şu elektriklendirecek, biraz daha yönlenecek. Tekrar A elektriklendirildiğinde buraya doğru geliyor. Diğer kısım elektriklendirildiğinde buraya geliyor. Buraya kısım elektriklendirildiğinde buraya, buraya, buraya. Kaç tane adım yaptık? 1. Ondan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 adım. Biz burada bir tam turu dönüşü 8 adım sonrasında elde ettik. Peki bunun yerine yarım sürüş.
Yarım sürüş sürüşte nasıl edilecek bu iş? Bu daha da onun yarısı kadar. Şöyle ki aynı anda önce sadece biri, sonra aynı anda bu tutulurken, bu hala ground'da tutulup elektriklendirilmişken, bu sefer iki ağda elektriklendiriliyor. Ondan sonra sadece bu tutuluyor. Sonra bu tutulurken öbür elektriklendiriliyor. Dolayısıyla bir tek bir çift, bir tek bir çift elektromıknatısların kutulandırılması, elektriklendirilmesi, enerjilendirilmesi var. Bu işlemin adına da half drive diyor, ifade ediliyor. Bu düzende verilirse kutuplandırma tamam oluyor. Şimdi biraz daha düşünsek şunun üzerinde. Şurası 1A olsun. Şurası 2A olsun. Şurası 1B. Şurası 2B olsun. Sonra tekrar 1A, 2A, 1B, 2B. Bu şekilde etraftaki şeyler. Şimdi aynı anda önce 1A elektriklendirdi. Ne olacak? Şuradaki bizim mıknatısımız buraya doğru yönlenecek. Sonra ikisini elektriklendirdik. Aynı anda ikisini elektriklendirdik. Bakınız burası 1A N'ydi değil mi? 2A da N olacak. Şu S olduğu için bu bunu çekiyor. Mıknatısımız S. Dolayısıyla tam 1A'nın karşısına geliyor. Önce birinci adımda buraya geliyor. Tamam. Önce buraya geldi. Ama sonra biz tuttuk hem 1A'yı hem 2A'yı elektriklendirince ne yapacak? Mecbur iki taraftan da çekim var. Mıknatıs elinizde oynadıysanız bilirsiniz. Mıknatısı tam ortadan birbirine yapışır. Hafif şöyle yanlara çekmeye çalışsanız da ortaya, merkeze gelmeye çalışır. Dolayısıyla 1A ile 2A ikisinin de birlikte aynı anda elektriklendirilmesi durumunda mıknatısın konumu tutacak, biraz daha yarım adım daha atacak buraya. Sonra ne yapacaksınız siz? 1A'yı kapatacaksınız. 1A'yı kapattığınız zaman sadece 2A kalacak. Mıknatıs bu sefer tam 2A'nın karşısına konumlanacak. Sonra tutacaksınız. 2A dururken 1B'yi de açacaksınız. 2A ile 1B, 2A'nın da enerjilendirdiği için buraya gelecek mıknatıs. Tam ortada durmak isteyecek. Sonra 2A'yı kapatacaksınız. 1B kalacak. Dolayısıyla şurada baktığınız zaman birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım. Bu şekilde adımlar yaptık. Ve toplamda burada adım sayısını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir önceki 4'tü, bu 8. Adım motorlarının çalışma fazında sahip olduğumuz o sürüş darbeleri, her bir darbe için düşündüğümüz adım, yani stepleri, faz A'nın, faz B'nin, faz A'nın tersinin, faz B'nin tersinin bu şekilde kutuplandırılması durumu. Hangisinin on yapılıyor, hangisi off yapılıyor göstermiş. Öncelikle birinci adımda A 10 yapılıyor. Sonra B 10 yapılıyor. Sonra A'nın tersi olan kısım 10 yapılıyor. A zaten 10 yapıldı mı herkes de? Sonuç itibariyle burada bir sonraki aşamayı gösteriyor. Faz B'ye sonra 10 yapılıyor. Ve dönüş olayını şurada biraz daha açıklayabilecek şekilde ifade etmiş bakınız. A, B, A'nın değil, B'nin değil. Burasıyla. Bu iki fazlı olan bu step aşaması. Şuradaki gözlem. 90 derece 4 adımda dönmüş oluyor. Eğer diyor one phase ise diye söylemiş. Adım motorunun oranlarına, adım açısını hesaplamaya gelirsek bu da önemli bir parametre, hesap ve denklem arkadaşlar. Adım oranı bir saniyede rotorun yapabileceği adım sayısını ifade eder. Tipik olarak saniyede 300-800 adım yapabilir motorlar. Adım açısı
ilgili stator kutup sargısına enerji uygulandığında rotorun döndüğü açıyı ifade eder. Bu 90 dereceden en kaba haliyle başlar. 0-72 dereceye kadar düşebilir. Bu çeşitlerde adım motorlar üretilmiştir. O üzerindeki mıknatıs, o üzerindeki o tasarımlar, o strateji, o kullanılan teknik neyse adım açısı hesabı şu şekilde yapılır. Burada adım açısı eşittir. Kutup sayısı, statörün kutup sayısı eksi rotorun kutup sayısı. Bunların mutlak değeri. Mutlak değerini alıyoruz. Farkının mutlak değeri. Bölü ikisinin kutup sayılarının çarpımı. Bunu 360'a olan oranı bize adım sayısının açısını veriyor. Adım açısını veriyor. Bir devirdeki adım sayısı 360'ı bu devirdeki adım sayısına böldüğümüz zaman da yine biz adım açısını bulabiliriz. Faz sayısı denilen bir kavram var. Bu faz sayısı kavramıyla birlikte rotordaki diş sayısını çarptığımızda da bir devirdeki adım sayısını bulabiliriz. Bir devir dediğimiz şey 360 derece. Şöyle ifade edersek motorumuz elimizde var. Şu şekilde bir dönüyor. Bir tam tur atıyor. Bir devirdeki adım sayısı demek ne demek? Kaç tane adım atar bu? 800 adım atar. Bir devirde. 800 adım atarsa madem 360'ı 800'e bölersek ne çıkacak? ...0.45 çıkacak. ...0.45 derece. Her bir adım. Diyor ki şurada... ...bu 0.45 aynı zamanda... ...şuradaki... ...diş sayısı, rotordaki, ortadaki mıknatıstaki... ...diş sayısıyla çarpı... ...faz sayısıdır. Faz sayımız neydi? Faz dışarıdaki... AB olması. İki faz AB. Bununla çarpıyoruz. Kutuptaki diz sayısı. Şu 0.55 değil 800 tabii bu. Kaç tane dişimiz var demektir? O zaman kaç tane içinde mıknatıs, küçük mıknatıs parçaları var demektir? 400 tane. Şunun ortadaki mıknatısları toplamda 400 tane imiş ki böyle küçük küçük konulmuş. Bu motorumuz bizim 800 tur atıyormuş. İki fazı dışarıdan AB olarak bir dışarıdan elektromanyetik alana sahibiz iki fazla. Bunun için şu hesap türü önemli. Faz durumu işte ifade ettik. Faz sayısı biraz önceki gördüğümüz üzere iki fazla AB. Faz burada 2 faz, 3 faz, 4 faz, 5 faz neyse. AB varsa, ABC varsa, ABCD varsa, ABCDE varsa bu fazın sayısını ifade ediyor. Bu dışarıdan. Faz sayısı dışarıdan. NR ise içerideki mıknatıs miktarı. Kaç tane mıknatıs küçük küçük yan yana dizilmiş 360 dereceye kaç mıknatıs yerleştirilmiş. Bu ikisini çarptığınız zaman bir adımda kaç adım atabileceğini, bir devirde kaç adım atabileceğini çıkarmış oluyoruz. Bunu 360'a böldüğümüzde her birinin kaçar derece olduğunu da çıkarmış oluyoruz. Bu dereceyi de aradaki dışarıdaki kutup sayısı, statördeki kutup sayısı ile rotordaki kutup sayısının farkı ikisinin çarpımına bölerek elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada bakarsanız bir devirdeki adım sayısı şurasının 360'a çarpılmamış hali. 1 bölü şu yani aslında şu ikisi çarpıyor. Şu farkı bir devirdeki adım sayısını çıkarır. Denklem olarak. Bununla birlikte belki şu statördeki kutup sayısıyla, diş sayısıyla faz sayısını düşünürsek. Şimdi statördeki kutup sayısı, diş sayısı faz sayısından farklı bir şey. Faz AB bizim dışarıdan verdiğimiz elektriklenme durumu. Ama buna rağmen belki orada elektromagnetistler çok sayıda dizilmiş olabilir. Basit olsun diye biz şekilde şu şekilde gösteriyoruz. Sadece AB var diye. Ama burada bakınız A var, A'nın üstü var.
Bunu daha sıklıkla yerleştirdiğimizi düşünürseniz, şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 4 faz var, 8 tane diş var dedik. İçeridekine baktığımız zaman da 3, 6 tane diş var diyoruz içerideki rotorun. İşte bunların sayısıyla elde ettiğimiz atom sayısının adım açısını hesaplayabiliyoruz şurada. Peki bunu biz sürmek istersek, kullanmak istersek mikro denetleyicimizle nasıl kullanırız? Step motorları çalıştırmanın yöntemi bir tür köprü devresi. Bunu direkt biz oradaki step motorun sarımlarına akımı verecek kapasitede değil, mikro denetleyicinin kapasitesi. Dolayısıyla biz bu akımı dışarıdan daha güçlü bir güç kaynağından almalıyız. O güç kaynağını da anahtarlayabilmek için bir mekanizma kullanmalıyız. Bunun adına bu işi yapabilecek kapasiteye sahip 2003 kullanıyoruz. Bu entegre içinde NPN Darlington transistör çiplerini barındırıyor ve akım yükseltmek için kullanılıyor. Çünkü mikro denetleyicimiz onun o tel sarımını enerjilendirecek akıma sahip değil. Sadece anahtarlama yapabilecek akıma sahip. Dolayısıyla ULN 2003'ün şuradaki girişi 1B, 2B, 3B, 4B denilen bakımız şuradaki girişler. Bunlara bağlanılıyor ve bunlara bağlanma yoluyla şuradaki 1C, 2C, 3C, 4C'den akım akması sağlanıyor sırasıyla. Şimdi buna verdiğimiz ifade ne olabilir? 001 olabilir. Burada verdiğimiz 000 kısımlarında akımın kapısı açılmıyor. Sadece 1 verdiğimiz kısımda açılıyor. Dolayısıyla sadece A1 elektriklendiriliyor. Sonra sadece B1 elektrikleniyor. Sonra C1, A1, B1, A2, B2. Sırasıyla böyle elektriklendirildiğinde tam sürüm yapmış oluyoruz. Ama bir çift yapıyorsak uzağında yarım sürüm, half drive yapmış oluyoruz. Burada akım yükseltmek için kullanılıyor. Kısacası ULN 2003. Bu Darlington çifti çizilimi bakınız şurada var. Transistörle edilmiş bir kuvvetlendirme işlemi. Şu in sadece logic bilgi girişi. Şuradaki com denilen komutatör. Şuradaki out çıkış. Şurası da toprak. İç görünümü şu şekilde. Darlington ULN 2003. Buradan verdiğiniz zaman burası auto bağlanıyor ya da bağlanmıyor. Koma bağlanmıyor ya da bağlanmıyor. Bu kavunun bağlanmamasını sağlıyor benim. Sonrasında yüksek akım çekiyor. Ondan dolayı bu motor biz yüksek akımı veremiyoruz. Doğrudan süremiyoruz. Bu ara devreyi kullanıyoruz. Darlington demek ne demek? Darlington çifti ne demek? Darlington ayarı ne demek? Bu ayar çoklu transistör kullanılarak bir bipolar iki tane transistör kullanılarak elde edilmiş bir tasarım. Ve akımın kuvvetlendirilmesi prensibine sahip. İkinci transistör akımı kuvvetlendiriyor. Birincisi de böylece elde edilen Darlington çiftinden elde edilebilecek yük 500 miliamper ve 50 volta kadar olabiliyor. Kısacası mikro denetleyiciden step motoru sürmek için kullanılan bir arayla var. Darlington çifti kullanılarak yapılan bu girişlerde in 2B, in 1A, in 1B, in 2A. Bunların verilmesi yoluyla step motorumuz döndürülüyor. Ve de bakınız şurada görüntüye. Bu görüntüde 12 voltla beslenen AB orta uçlar, unipolar iki faz ve A ve B'den beslenmekle birlikte 1A, 2A, 1B, 2B şu an için hiçbiri toprağa bağlı değil. Ne zaman toprağa bağlı? ULN 2003 devresinde hangisine lojik bir verdiysen o zaman toprağa bağlı.
Öyle olunca 2B, 1B, 1A, 2A o şekilde bağlı. Adım açısı burada 90 derece diyor. Bu şekilde. Adım açısı eğer 30 derece olduysa bu durumda nasıl yaparız bir tam turu? Bir tam turu yaparken yine full drive sürüyoruz. Sadece aynı anda bir tanesini açıyoruz. Lojik bir verdiğimiz çizgiye bakarsak o an için o ilgili toprağa bağlanıyor. 30 derece olduğu için aşamalar tutup da bir anda bitiremiyoruz tam turu. Unipolar'dan sonra bipolara gelelim şimdi. Bipolar step motorlarındaysa iki tane faz var. İki tane her birinin kutubu var. Yani AB. Ve birinci tel sarımının A'sından toprak verirsek B'sinden güç vermemiz lazım. Bipolar motorlarda orta uç olmadığından dolayı akım attı mı o ilgili faz tamamı aynı anda elektriklenir. Elektriklenince mutlak hale döner. Bunun avantajı orta ucu olmaması bize bir bakıma bir avantaj sağlayabiliyor. Sadece yarısı değil de tam olarak kutuplandırmak bize daha güçlü çekim sağlıyor. Bipolar motorlar çünkü öbüründe yarısı kutuplandırılıyor. Bipolar motorların ürettiği tork unipolarlara göre daha fazla. Burada akan akım durumunda soldan sağa bir akım akıyor. Ne zaman? İşte ilgili A artı eksi durumuna göre. Yani bir A eğer pozitifse, bir B negatifse. Bunu çizeyim. Çizmeden kafana oturmadı. Şimdi diyor ki şurada akım soldan sağa doğru akacaktır. Yani soldan sağa doğru akacaktır. Doğru mudur? Ne zaman? Bir A pozitife bağlanırsa, bir B negatife bağlanırsa. Gerçekten öyle mi? Bakalım bakalım. Şu bizim pil hakikaten akım biz aklını şöyle kabul ederiz. Pozitif uçtan pilin çıkar. Pilin negatif ucuna döner deriz. Toprağa döner deriz. Artıdan eksiye döner deriz. Pozitif ucu diğer değişik gösterdiğimiz gibi eksi ucu negatifi toprak olarak gösteririz. Netice itibariyle yukarıdan aşağı toprağa akar akım. Ondan dolayı buradaki ifadede söylediği şey soldan sağa akar ne zaman? Bindik bir için bir A pozitif bir B negatifse. Eğer diyor kutupları değiştirirsek biz bir B'yi pozitif, bir A'yı negatif yaparsak bu sefer akacak akım değişecektir, yönü değişecektir diyor. Akımın yönü değişmesi demek kutbun değişmesi demek. Bu step motorun kontrol edilmesi için H köprüsü adı verilen bir kutbu değiştiren bir tür devre kullanılır. Bu devreyle sağlanır. Bipolar step motorların her birinde ikişer tane tel sargısı olduğundan dolayı İki H köprüsü devresi bir motor için kullanılır. Bu bipolar motorların negatif olan tarafı dezavantajıysa, unipolarlarla karşılaştırırsak eğer ve bunun devresini kurmak biraz da karmaşıklaşmış hale gelir bipolarlara bakarak. İşte çünkü H köprüleriyle kutbu değiştirmemiz lazım. Bir akımı öyle döndürmemiz lazım, bir akımı böyle döndürmemiz lazım ki karşılık gelen mıknatısı çeksin ya da gitsin. Akımın yönünü çevirmemiz lazım. Bunun için ötekine bakarak karmaşık hale gelmiş olabilir. Böyle düşünülebilir diyor. Şimdi bipolar step motorlardan devam ediyoruz. Bipolar step motorlarında 30 derecelik adıma sahip bir bipolar örneğe verilmiş. Burada motor sargısı tepeden ve alttan stator kutuplarıyla bağlanmış, dağıtılmış. Yani bir denilen var mesela, iki denilen var. Bir denilen hem üstte var hem altta var. Tamam. İki denilen hem burada hem burada var. Solda sağda. Ve bu toplamda altı tane kutba sahip.
rotor kısmında. Rotorda 6 tane mıknatıs var. 3'ü bunun kuzey, 3'ü güney. Unipolarlarda olduğu gibi bipolar motorlarda da iki farklı kontrol aşaması var. Half drive, full drive gibi. Bir artı eksi kutuplandırmayı göstermiş bakınız şekilde. Bu artı eksi kutuplandırmaları kullanarak her bir motorun terminaline uygulayarak yani sıfır vererek orada kutuplandırma anlamı çıkıyor. Bu bir dönüşün 12 adımla yapıldığını ifade etmiş. Birinci aşamada eğer sadece bir sargı yeneklendiriyorsak mesela bu durumda akım şeyi düşüyor. Ama ikisini aynı anda kutuplandırıyorsak bu akımın, çekilen akımın toplamda fazlalaşmasına sebep oluyor. Şimdi terminal 1A, 1B. Bu ne yaptı? Artı ve eksi kullandı. 1A, 1B'yi artı eksi kullanınca, bağlayınca burası bir kere mıknatıs haline geldi. Ama 2A, 2B ikisine de sıfır verdi. Yani bir elektrik akımı yok orada. Onda bir kutuplama yok. 1A, 1B mıknatıs. Birinci sargılar mıknatıs. Dolayısıyla o itiyor ve çekiyor durumu var. Sonrasında bunu kapatıyoruz. İkinci tel sargıya geçiyoruz. İkinci tel sargısını kutuplandırıyoruz. Artı eksi. Daha sonra 1A, 1B bu sefer ters kutuplu olarak kutuplandırılıyor. Sonra terminal 2 ters kutuplandırılıyor. Bir önceki verilen değere göre artısı. Eksi, eksisi artı oluyor. Bu şekilde toplamda görüldüğü üzere 3, 6, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde aşamalar kaydediliyor. Dönüş işlemi tamamlanıyor. Bipolar step motorlarla ilgili bakınız şurada da ikinci şekilde de kutuplandırma için ne yapılmış? Elimizde her ikisine aynı anda bir kutup veriyoruz. Her ikisine aynı anda kutup verirken dikkat ediniz. Şimdi 1A artı, 1B eksi. Başta 1A, 1B'yi değiştirmiyor ikinci aşamada. Yine artı, yine eksi ama ikinci kutbu değiştiriyor. Terminal 2'nin kutbunu artı eksiye döndürüyor. Bu sefer bunu değiştirmiyor, üsttekini değiştiriyor. Bu da aynı half drive yapıyorduk ya, unipolarda yaptığımıza benzer. Half drive yaptığımıza benzer buradaki yaklaşım. Bipolar step motorlara devam ediyoruz. Bunların toplamını birleştirdiğiniz zaman iki aşama her biri ve toplamda 24 aşamada half steplerle adım atabiliyoruz diyor. Demosuna baktığımızda unipolar step motor kullanacağız. UNN 2003 entegresi kullanacağız. Ve PIC kullanacağız. Bu şekilde bir simülasyon yapmak istiyoruz. Simülasyon programını başlattım arkadaşlar. İçine UNN 2003, 16F877 ve step motor koydum. Step motorumuzun özelliği unipolar özellikte olan türde 3 telli her bir faz 3 telli ifade edilmiş. Bu fazlardan ne yapacağız? Bir tanesini 12 volta direkt bağlayacağız. Diğer ikisini de UNN 2003 üzerinden toprağa denetleyiciden kontrol ederek bağlayıp bağlamayacağız. Unipolar'da unipolar açayım. Unipolar olan da orta uçlar elektrik beslemesi. Şimdi şuradan ground alayım. Şuradan alayım power. Power'ı 12 volt olarak alacağız. Bu ortadaki uçları da default olarak bir pin adı belirteyim. Bağlayayım. Klavyeden artı tuşuna basarak döndürebilirsiniz 90 derece bileşeni burada. Bir tane de buraya bağlayalım.
Buna bir isim veriyoruz. Verdiğimiz bu ismi bunlara da veriyoruz. Aynı ismi. Bunları birbirine bağlamış oluyoruz. Şimdi şu üçten de nereye bağlayacağız? Bunları da 1A, 1B, 2B gibi bir isimler vererek bu lene 2003'e bağlayacağız. Bunlara isimler verelim. Bir A, iki A. Şurayı. Burada da bir B, iki B. Yerleri alt taraftaki A, bir üsttekiler iki olarak tutulmuş. Şunlara. Ve bunları aynı şekilde şurada bağlamak gerekiyor. Bir A, iki A. 1B, 2B. Şimdi direkt bunu Multipro denetleyiciye bağlamadan önce çalıştırsak. Şu anda hiç Multipro denetleyiciyi sileyim. O program bekliyor. Çalıştırsak. Ne diyor? No power supply, specified for net 70 volt. Sıfır olarak duruyor. Yani step motorumuz şu anda çalışmıyor. Bu step motorumuzu çalıştırabilmek için bir tarafı toprağa bağlamak lazım. Onun için şu ucuna logic uç bağlayayım. Logic input bağlayayım. Logic input'u nereden buluyorduk? Hemen bir bulalım, bağlayalım. Bu listeden mi çıkıyordu? Ben hiç hatırlayamadım ama. Buradan çıkıyordu. Nereden çıkıyordu? Şuradan çıkıyormuş. Buradan bir yerden buluyoruz. Bunlar grafik çizici. Onu hemen bir aratayım bakayım hatırlayamadım. Şuradan gözüküyor. Zaten logic toggle bir ifade. Şunları logic toggle'ları bağlayayım.
1002 AB diye bunları ifade ederim. Tüm pinleri de bağladık. Bu girişleri verdikten sonra bakalım nasıl çalışacak. Full drive yapmak istiyorum. Öncelikle bir A'ya bir verdim. Sonra tuttuk. Hangisine veriyorduk? İki A'ya mı veriyorduk? Tamam, bakalım. Full drive yapacağım. Full drive yapabilmek için önce bir A'ya, sonra iki A'ya, sonra bir B'ye, sonra iki B'ye veriyoruz. Şuna verdik. Şuna verdik. Buna verdik. Sırayı tutturamadık. Sırayı tutturamadığımız için olmadı. 1A, 2A, 1B, 2B. 1A, 2A, 1B, 2B. Ya da bağlantı şeklimiz yalnız. 1A, 2A, 1B, 2B. Şimdi şu 211 dereceleri 2A eksi 45'e düştü. Eksi 210. Eksi 315. Tersten döndürüyoruz habire. Durdurup tekrar başlatalım. Önce 2B'ye verelim madem. 45 derece oldu. Peki. Sonra 1B'ye bir logic verelim. 135 derece oldu. Tekrar iptal edelim. Önce 2B'ye verelim. Sonra 2A'ya verelim. Bakalım. Şu verdik. 45'ten sonra aslında 90 derece olmasını istemez miyiz? Eksi 45 oldu. Bu da olmadı. Sonra buna veriyoruz. Baştan alıyorum. Buna verdim. Buna verdim. 2B'den sonra 1A'yı verince geri sardı. 45 derece eksi 45 oldu. Bu aslında 90'ar derece adımlar atıyor. Bunu anladım. Şunu verdim. 45 derece. Bir tane de buna verdim. 135 derece. Dolayısıyla 90 derecelik fark etti. Sonra 2A'ya veriyorum. Demek ki 1B'den sonra 2A'ya vermeyeceğim. Önce 2B, sonra 1B, sonra 1A. 1A dediğim zaman 135'in üstüne 90 ekledi, 225 oldu. Sonra 2A. Şimdi tamam oldu. 315'e geldi. Bir tane daha 2B'ye verirsem tamam olacak. Evet, o zaman burada nasıl bir giriş yaptım, onun sıralamasını bir not edeyim. Ona göre düzelteyim uçları, bağladığım uçları düzelteyim. Şimdi
Önce 2 bey verdik. 2 beyden önce 0'ı verdik. Bu toprağa bağladık. 2 beyden verdikten sonra 1 beyden verdik. Sonra 1 a'dan verdik. 2 a'dan verdik. Doğru mu acaba? Bir bakalım. Sonra 2 bey verdik. Dedik. Sonra 1 bey verdik dedik. Sonra 1 a dedik. 2 a dedik. Bu sıraya göre tekrardan 2B verelim. Sonra 1B verelim. Sonrasında 1A ve 2A. Ve böylece iki defa tur attırdık. Demek ki burada bağlantımız hepsi bir aynı sıra olacak şekilde düzeltmemiz lazım. Neymiş? 2B. En üstte o zaman 2B'yi verelim. Burası. Şimdi en üstte 2B değil. Şu an en altta 2B. Peki 2B'yi verdik. 2B dediğimiz bağlantı şurası. Şimdi çizersem şöyle göstereyim. Biz başlangıçta birinci aşamada birinci aşamada birinci adım bu. İkinci adım bu. Üçüncü adım bu. Dördüncü adım bu. Birinci adım buysam eğer ben şunu kutuplandırmış oldum. Birinci adımı. Sonra 1B'yi kutuplandırdım. Şuraya ikinci adım. Sonra üçüncü adımda 1A'yı kutuplandırdım. Şurası üçüncü adım. Şurası dördüncü adım. Sayılar sıralama. Benim ifademe doğru olsun istiyorsam demek ki 2B'yi en başa yazacağım. 2B'yi en başa yazacağım. Şurası 2B. Bunu başa yazarsam, şuraya yazarsam 2B'yi. Şuraya da 2B'yi yazarsam. Sonra 1A'yı, 1B'yi yazarsam. Şuraya 1B yazarsam. Sonra 1A, 2A diye yazarsam olur. Bu artı artı saat yönünde dönüş sağladı bize. Bu şekilde tutanırmak. Peki bunun kodlaması şu kısım için. Buraya mikrodenetleyici koyacaksak, mikrodenetleyici koyduğumuzda nasıl bir sinyal vereceğiz? Bunları bir pinlere bağlayacağız. Sonuçta 4 tane pine bağlayacağız. B0, B1, B2, B3'e bağlayacağız. Hangisi hangisine bağlayalım? Biz saat yönünde döndürmek istiyoruz. B0 o zaman 2B'ye bağlayalım. Sonra şunu 1B'ye bağlayalım. Şunu 1A'ya, 2A'ya bağlayalım. Bunu bağladıktan sonra artık bizim program noktasında yazılım noktasında gömülü sistemde yazacağımız ifade full drive yapıyoruz. Unipolar full drive. Aynı anda sadece bir tanesine lojik bir veriyoruz. Öyleyse öncelikle B0 ucuna lojik bir veriyoruz. Yani dolayısıyla 1000 diye bir işaret output çıkış olarak gönderiyoruz. Sonra ne yapıyoruz? 0010 gönderiyoruz. Sonra 100 şu şekilde bir ifade. En son bunu gönderiyoruz. Bunları da sayısal olarak ondalık sayı olarak düşünürsek şu 1, şu 2, şu 4, şu 8. Önce 1 veriyoruz. Sonra 2 veriyoruz. 4 veriyoruz. 8 veriyoruz. Bunu böyle verince biz tam dönüş yapıyoruz. Full drive yapıyoruz. Şimdi half drive'ı düşünelim. Half drive'ı yapmak istersek. Half drive'ı yapabilmek için şu simülasyonu tekrardan çalıştırayım. Ne diyor half drive'da? Diyor ki şurada. Önce 1A'ya ver diyor. Sonra 1A ile 2A'ya birden ver. Sonra 1B'ye ver. Bu şekilde git. Bir çift bir tek ver. Şimdi ben saat yönünde döndürürken şu bağlantıları yanlış yapmışım. Aslında şunlara 2A, 2B demeseydim. Önce 1A deseydim buna. Daha mantıklı. Oradaki şekilde tutarlı olacaktı. Şuradaki simülasyondaki unipolar step motoru bağlantılarının numarasını, adını, etiketini yanlış yazdığından böyle bir sonuç çıktı. Ama bunu da kurguladık, çıkardık. Sıkıntı yok. Şimdi ilk önce şuna logic 1 ver diyor. Logic 1'i ver ama sürekli ver. Önce tekleme buna logic 1 vereceğiz. Verdik mi logic 1'i? Sürekli vereceğim. Logic 1. Bunu verdiğin sıra diyor. 1B'ye ver bu sefer diyor. Bakınız. Bunu da aynı anda verdim. Sonra bunu kapat.
Ne yaptı? Bakınız, biraz önce 45 dereceden biraz 135 dereceye atlıyor idi. Ama şimdi 45 dereceden ikisini aynı anda kutuplandırınca 90 dereceye atladı. Sonra birini kapattığımızda tekrar 135'e çıktı. Ara adımı da gördük. 45'ten 135'e direkt atlamadı. Ara adım olan 90 dereceye gidince gösterdi. Bunu verirken bir de üstekini veriyoruz. Bunu değil arkadaşlar. Şunu veriyorduk. 1A'yı veriyorduk. İkisini aynı anda verdiğimiz zaman 180 dereceye çıkardı. Şunu kapattık. 225'e çıkarttı. Şunu açtık 270'e. Bunu kapattık 315'e. Aynı zamanda hem bunu hem bunu açtık 0 dereceye. Dolayısıyla 90'lar derece değil de 45'er derece haline getirdik bizim step adımlarımızı. Peki bu niye 90 derece? Çünkü şundan, bunun ayarında step angle denilen şey 90 olacağı için. Ben bunu eğer 30'a düşürürsem arkadaşlar, bu drive'da full drive o aşamasında 30 olduğundan dolayı şu 15. Başlangıçta 15 ama sonuçta bakınız 30'ar atlıyor. Bir pulse dönüşümden sonra elde ettiğimiz şey 30 çarpı 4. 120 olmuş oldu. Eksi 15'ten başladığını düşün. Burada 105 gösteriyor ama eksi 15'ten başlıyor. Şimdi tekrar ikinci tur yapayım. 120 daha gideceğiz. Şu, şu, şu ve şu. Bir tur daha atacağız. Başa döndük. 3 tane 120 eder 360. Tekrar yaptığımızda artı 15, artı 45, artı 75, 105. Ne yaptı? Eksi 15'ten başladı ve 120 derece döndürdü. Çünkü step açısı 30 derece diye belirttiğimden dolayı. Gerçekten motorlar elinize aldığınız imal edilmiş hali step açısı da bir şekilde katalonda belirtilmiştir. O şekilde üretilmiştir. Maksimum RPM'i görüyorsunuz burada. 360 diye söylüyor. 1 dakikada 360 tur atabilirmiş. Dakikada 360 atarsa saniyede kaç atar? 6 atar. 6 tur atmış olur. 6 rotate per moment olabilir. Second olabilir. Bunu şimdi ne yapalım? Arkadaşlar şimdi burada bir daha deney yapalım da şunu düzelteyim. 2A, 1A, 1B, 2B şeklinde getireyim. Bakınız önce 2A'ya basayım. Eksi 15 oldu. 1A'ya basayım. Eksi 45. Sonra 1B'ye eksi 75. Sonra eksi 105. Tekrardan aşağı gidecek olursam böyle saatin ters yönünde döndürüyorum bu sefer. Yerini değiştirdim. 2A'yı yukarı çektim. 1A'yı aşağı indirdim. Biraz önce yerler atlayarak gidiyordum. Haliyle bu şekilde yapınca düzelmiş oldu. Mikrodenetleyici koyalım. Simülasyonu tekrardan durdurayım. Mikrodenetleyici koyup mikrodenetleyici kanalıyla bu kutuplandırmayı yapmaya çalışalım. Şuradaki 2A'yı, 1A'yı, 1B'yi B0'dan başlayarak o portlara bağlayalım. B portlarına, B portunun pinlerine bağlıyorum. Yeni bir proje başlatalım. Yeni başlattığım projede en kaba haliyle şuraya B portuna çıkış vereceğiz.
Öncelikle B portunu çıkış olarak ayarlayalım. Pinlerini. Çıkış olarak ayarladım. B portuna sırasıyla sadece bir tanesini önce birinci bit toplamında 8 olmasını istersek 3 tane daha yazacağız. Aralarda da bekleyelim yine. Sonra ikinci pini önce 2A sonra 1A sonra 1B 2B bu şekilde bağladım. B0 pinine bağladım. B1 pinine, B2, B3 pinine bağladım. Kimleri bağladım? 2A, 1A, 1B, 2B. Saatin tersi yönünde döndürür bu kurgu. Yaptığım bu kurgu. Saatin tersi döndürür. Şurada da delay atayım da her yaptığı işlemi bir saniyede yapsın. Her adımı bir saniye bekleyerek yapsın. Bu döngü sürekli döneceği için bu bir saniyede bir adım atarak sürekli dönecek bir motor elde ettik. Yaptığımız programla, yazdığımız programla. Programı kurmadık. Öncelikle şuraya 20 MHz deyip aynı klasörde olan hex dosyasını seçtim. Çünkü hem kod hem de uygulama simülasyon. Bakınız döndürüyor. Ters, saatin ters yönüne dönüyor. Saniyede bir adım atıyor. 30 derece ayarladığından dolayı 30 derece dönüyor. Her bir adım 30 derecelik açıyla dönüyor. Bakın şurada da nasıl kutuplandırdığını gösteriyor ULN devresi. 1B, 2B, 2A, 1A. 1B, 2B, 2A, 1A. O an için hangisi kutuplandırıldıysa bakın şu sarı renkli kutup ya da yeşil renkli kutup ona doğru dönmüş oluyor. Şimdi burada kutuplandırdığımız tarafı M diye ifade edersek M sarıyla ifade edebiliriz. Yani şöyle çizeyim üstüne. Sarı renk M. Şuradaki yeşil S. Ortadaki dönem sabit mutlaksın. S'si yeşil. Şimdi peki şurası aynı anda kutuplandırılan taraf bize ne ifade ediyor? M, S'yi ifade ediyor. Dolayısıyla ya itiyor ya çekiyor. Tabii içinde mıknatısın diş sayısı sadece iki tane değil. Burada göstermelik böyle bir yapı. Diş sayısıyla, dışarıdaki kutup sayısıyla biz toplam açıyı elde ediyoruz. Tekrar ona geri dönecek olursak. Otuz derecelik örnek verdik şu anda. Bu 30 derecelik örnekte ne dedik? Otuz derecelik örnek için 30 derece açı. Peki kutup sayısı ne acaba? 360 burası. NR veya NS nedir? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki faz sayısını biliyor muyuz? Faz sayısını biliyoruz. Çünkü AB var. Peki bir devirdeki açısı nedir? 30. Bir devirdeki toplam RPM'i nedir? BBAS RPM değeri. RPM değeri 360. Affedersiniz bu da 360 dakikada dönüş miktarı. Bir de birdeki adım sayısını
şöyle ifade edeyim. 30'ar dereceyle dönüyor mu bu? Şimdi bu bizim yaptığımız uygulamada 30'ar derecede adımlarla dönüyor. Toplamda 360'ı 30'a böldüğümüzde 12 tur atıyor. Yani bir devirdeki adım sayısı 12. Burası 12. Bir devirdeki adım sayısı 12 ama FS değeri 2. Dolayısıyla bu da 6 olduğunu çıkıyor. Yani buradaki rotordaki kütle sayısı 6 arkadaşlar. Peki tekrar şuraya gelirsek. Şurası 30. Şurası 360. İkisini uzantıladığımızda şurası 12 eder. NR çarpı NS bölü NR eksi NS eşittir 12. NR değerimiz belli. 6. Şu 6. Her iki tarafı da böldüğümüz zaman şurada 2 çıkacak. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 NR eksi 2 NS eşittir NS olacak. Şimdi şuraya atarsak 2 NR NR eşittir 3 NS diyecek. Biraz önce NR'yi bulduyduk. 6 dediydik. 2 çarpı 6 eşittir 3 çarpı NS. Dolayısıyla NS eşittir 4 çıkacak. 4 çıktı. Standardaki kutup sayısı 4'müş. Yani şurası A. Şurası A üstü. Şurası B. Şurası B üstü. Oldu mu sana 4 tane? 4 tane diş çıktı. Yani bu en temel bir şekilde gösterildiği üzere yapın. İçinde 6, dışında 4. Şu şekil var ya, şu şekil. Ortadaki gözüken şekil. Bu şekilde 2 tane A, 2 tane B var. 4 tane diş var. İç dişte toplamda 6 tane. Dolayısıyla böyle bir step motor varsa bu step motor 30'ar derecelik adımlarla döner. Yukarıda 90 derece denilmiş ama anlatılırken bu kurgu 30'ar derecede dönmeye ait sahip. 90 derece dönebilmesi için bu içerideki o 6 kutup diş sayısının farklı olması lazım. Diş sayısının 6 olmaması lazım yani kısacası. Geldik tekrardan şuraya. Şunları verdik değil mi? Bunları verirken farklı bir kurgu var. Öteki taraftan o simülasyonu da yapalım. Bu kurgumuz da şöyle çalışıyor. Mevcutta diyor ki işte biz hızlandıralım, yavaşlatalım. Şurada bir iki tane daha giriş yapalım. Dönüş yönünü ya da adımlayalım. O düğmeye bastığımız müddetçe dönsün. Şimdi öyle bir şey yapmak istersek kodda şunu yazmamız lazım. Bir kere tanımlayabiliriz. Tanımladığımız dizi dört de olabilir, sekiz de olabilir. Sekiz olmaz demek yarım şart full drive değil de step half drive yapabiliriz. Peki önce şuradan direkt yapayım half drive'ı. Ondan sonra görelim. Half drive, full drive mevzusu sadece birini bağlıyorduk. Aynı anda ikisini birden bağlıyorduk. Şöyle. Ya da bunu bağlıyorduk. Aynı anda ikisini birden bağlıyorduk. Böyle. Bakınız. B0'ın bağlı olduğu neyse o ilk önce. B0 ile B1 aynı anda. B1 sadece tek başına. B1 ile B2 aynı anda. B2 tek başına. B2 B3 aynı anda. B3 tek başına. B3 ile B0 aynı anda. Yarım şarabı. Half drive.
Normalde bizimki 30'du açısı. Half drive yapınca aynı anda ikisini kutuplandırdığımız oluyor bakınız. Elde ettiğimiz sonuç 15'er derecelik adımlar. Biraz önce 12 adımda bir tam tur atıyorduk. Şimdi oldu 24 adım. 24 adım vererek biz tur atıyoruz ve açımız da 15'er dereceye düştü. Daha hassaslaştı. Peki bu yazdıklarımızı yukarıya bir diziye çekersem, dizi içine tutarsam adımlar diye daha iyi olur. Burada toplamda kaç tane adım yazdım? 8 tane adım yazdım. Half drive için söylüyoruz. Verdiğimiz peki sayı değeri nedir? Direkt bir heksadesimal sayıyla ifade edeyim ben bunu. Önce 0,1 veriyorum. Sonra ne veriyorum? 3 veriyorum. Sonra ne veriyorum? Bir sonraki aşamada 2 veriyorum. Bir sonraki aşamada ne veriyorum? 4, 2, 6 veriyorum. Şu 1, 3, 2, 6, 4. Şu 4 idi. Şu da ne? 12. Sonra ne veriyoruz? 12'den sonra 8 veriyoruz. Sekizle verdik. Şu 8'de. Şurada 9'u veriyoruz en son. Bir tane de bunun sayacını isteriz. Sayaç başta 0'dan başlayacak. Sayaç maksimum tutacak. 7'ye kadar sayacak. Yazdığımız kod vardı ya hani, şu kısmına artık gerek yok. Hepsini kapatıyorum. Böyle 8, 9, 8, 16 de delay attıydım. 16 satır yazmaktansa bunun yerine ilk satır yazarak işi hallediyorum. Bir tane sayaç değerini artırma var. Olur 3. 16 yerine 3 de işi gördük. Burada çözdük. Burada delay'den sonra sayacın değerini artı artı ya da önce artır yapayım. Şunu önce artırayım. Sonrasında da mod alayım. 8'e göre ki 8'den büyük bir değer olmaz. Output B'ye de sayacı yazdıracağım. Tamam oldu mu? F9'a da bastım, derledim. On beşer derecelik açılarla hareket etmesi istiyoruz. Sonucu bakalım görecek miyiz? Karıştı olay. Göremiyoruz maalesef. Saçmalayıp duruyor. Orada bir hatamız var.
Sayacı yazdırıyoruz içine de çünkü onun için. Sayaç ne? 0'dan 8'e rakamlar. Peki 0'dan 8'e rakamları nasıl yazdırıyor? Önce 0 yazdırıyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 yazdırıyor. Biz öyle mi verdik? Yok. Biz adımları şu şekilde verdik. Önce 1 veriyoruz, sonra 3 veriyoruz. 1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 9 diye veriyoruz. Bunun yazdırdığı şu anda sayacın değeri. Sayaçsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olmadı. Output B'ye dolayısıyla sayacın karşılık geldiği o diziyi yazdırmamız lazım. Saatin tersi yönde dönüyor. Bekleme süresi orada 100, 1000. Ne verdik? Bekleme süresi 1000 verdik. Bu 1000'i artırıp azaltabilecek şekilde bir değişken tanımlayalım. A portundan gireceğimiz bir sayıyla 1000 ile bunun değerini artıralım. Olmaz mı? Bunun için diyelim ki setimiz A İki tanesini giriş, birisini azaltma, birisini artırmak için kullanacağım. Dolayısıyla 3 veriyorum. 3 verdiğim şey şunu ifade ediyor. Şöyle bir yapı kuruyor. İki tanesi 1-1. Yani ikisi logic input. Logic input olanlar logic input olanlar pin A0 ve pin A1. Ve onlara basılıp basılmadığına bakarak input her şeyde akılda tutulamıyor. Input'un nasıl kullanıldığını bir tane görelim bakalım. Tekrar hatırlayalım. Input A, input B diye kullanırsak hepsini birden veriyormuş bize. 8 değeri de kaç tane giriş varsa ama şu şekilde kullanırsak input diye kullanırsak pin A3, pin A2 diye verebiliyormuşuz. Yani biliyormuşuz pin A0'a basıldıysa logic 1 alıyorsa bunun için hani basıldığının durumunu sürekli basıp tutuyoruz. Sadece bir kez algılayalım mevzusu var. Onun için şuraya while ekliyorum. Bunun neden yazdığını biraz daha detaylı şimdi açıklayayım tekrar. Hatırlayamayan olabilir. Delay atıyorduk. Delay ms. Elimiz çok hızlı değil. Bas check yaparken tutuyoruz mesela böyle bir 50 milisaniye bekleyelim ki. Şimdi burada şunu yazdık arkadaşlar. Bir de biraz sonra aslında iş yapacağız. Şu while'ı niye yazdık? Delay'ı niye yazdık? Delay'ı yazmamızın sebebi debouncing error diye bir şey var. Basarken, çekerken elimiz o fiziksel nedenden dolayı o arc ortaya çıkabiliyor. Çıkmış olan arc bizim aslında elimizi basmış çekmiş gibi 2-3 defa basmış çekmiş gibi bir etki ortaya çıkarabiliyor. Bunun önüne geçmek için 50 milisaniye bekliyoruz. Birinci basma işlemini algıladıktan sonra 50 milisaniye bekliyoruz. Peki sonra şu while'ı niye koyduk? While'ı koymamızın sebebi de şu, elimizi kaldırıncaya kadar ikinci baskıyı anlamasın. Çünkü elimizi basıp tutabiliriz. Bunu elimizi basıp kaldırıncaya kadar tekrar bir işlem yapmasın. Ondan dolayı bu while'ı koyduk. Bu durumda elimizi basıp tuttuğumuz müddetçe step motor dönmeyecektir de. O da böyle bir şey var. Burada yapmak istediğim şey, arttaki delay'ler var ya, şuradaki delay'lerin süresini ayarlayabilmek. Bu delay'leri dolayısıyla bir başka değişkene bağlamak istiyorum. Bu unsigned int 16 türünde bir değişken olsun ki 1000 verebilirim. Yoksa 8 bitle 1000 veremeyiz. 255 maksimum değer olacaktır. Süre, bekleme süresini ifade edelim ve bunun ilk değerini de 1000 yapalım. Eğer bu A0'a bastıysa bu hızlandırsın. Bu süreyi azaltsın. Dolayısıyla bekleme süresini azaltsın. Ne kadar azaltsın? Endişerlik adımlarla azalsın. Endişer milisaniye. Eğer A0'a basarsa azaltsın, hızlandırsın. A1'e basarsa da yavaşlatsın, süreyi artırsın. Endişer saniye artırsın. Peki süreyi de
binle sınırlasın, daha fazla olmasın. Negatif de olmasın. İstemiyorum negatif olmasını. Öyleyse bunu da yazayım. Bir de diyeyim ki süre küçüktür. Ama zaten mod alınca bunu pozitife çeviriyoruz değil mi? Mod aldığımızda bunu herhalde pozitife çevirecektir. Delay mesajının içinde de şu süreyi yazayım. Yine saniye içerisinde süre böylece delay ayarlanmış oldu. İki tane pin ekledik. İklediğimiz bu pinler yardımıyla işi tamam edeceğiz. Şuraya geliyoruz. İki tane pini A0 ve A1'e eklemek istiyorum. Bunları ekledim. Bağlayalım. Çizim burada sıkışmasın diye input'u ekliyorum. İn A0 diyeyim buna. A1 diyelim. Şurada da buton resistör pull-up devremizi kuralım. Pull-up pull-down edersiniz. Pull-up kurarsak bastığımızda logic 0'a çeker. Pull-down'da ise bastığımızda logic 1 verir. Bunları bağlayalım. Ondan sonra kurgumuz tamam olsun. Şuradan ground'a bağlıyoruz. Ve buradan da bunu bunlar da artı giriş power. Nereden alıyorduk? İn A0'ı ve in A1'i şeyden alıyorduk. Direnç ile buton arasından alıyorduk. Nasıl sorayım? Bir tane de şu butonla yine biri kurgulamış olalım. Program zaten derlendi. Yeniden derledik programı. Fiziksel bağlantılar da kuruldu. Bakın başta bunun dönüşü çok hızlı gösteriyor. Niye pin göstermiyor? Neyse yavaşlatalım. Hızlandıralım. Buna bastıkça hızlanıyor gördüğünüz üzere. Öteki butona bastıkça da yavaşlıyor olması lazım. Dönüşün yönünü ayarlamak istersek ne olurdu? Dönüşün yönünü ayarlamak için de başka bir son kullanabilirdik. Onu da hemen verelim. Öteki pin A2 olsun. Buradaki süremiz 16 bitlik süre delay olarak şuraya verildi de. Süre 50. Şurada süre küçüktür ve büyüktür diyerek ayarlayalım. Bakalım.
Problemimiz orada var mı? Yok mu? Ve küçüktür sıfırsa unsigned olabilir bu sayı. Bu şekilde verelim de düzeltelim. Süre minimum 50 olsun yani aslında. Biraz da 1000'den büyüktür diye. Sanki çok büyük bir sayıya gitti. Ondan dolayı 1000'den büyüktür. Neyse bir deneyelim bakalım. Şunu verdikten sonra bir de bir input daha alacağız. Bu inputla da yönünü değiştireceğiz. Diyeceğiz ki bu input A2 olacak. Bunda da yönünü değiştirelim. Yön eşittir. Yön çarpı -1 olsun. Şimdi yönü vererek şuradaki sayacın değerini böyle artırmaz oldum. Bu sayacın değerini şu şekilde artıracağım. Sayac eşittir. Sayac artı yön diyeceğim. Ya eksik diyeceğim ya artıracağım. Yönü değişken olarak tanımlayayım yukarıda. Yön normalde 1'di. -1 yapınca ne olacak bu adımlar? Tersten gidecek. Yine 0 ile 7 arasında değer alacak. Ama 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gibi gidecek. Bir tane daha buraya in yapalım. Peki. Bağlayalım. Yine buton. Yine register. Yine bir tane orta uç. Ve pull down devresi. Bu butona bastıkça gönlümüz değişecek. Kod derleyemedi herhalde bir türlü. Saat yönünde dönüyor. Tamam. Şimdi tekrar basıyorum. Saatin ters yönünde dönmesini istiyorum. Biraz önce saatin ters yönünde dönüyordu. Saatin yönünde döndürdüm en azından ama. Şimdi de döndürebiliyorum. Saatin ters yönünde dönüyor. Yön butonumuzla çalıştı arkadaşlar. İşlem tamam. Böylece anlatacaklarımızı tamamlamış olduk.